Bir adam düşünün. Yolda giderken trafik kurallarına uymadan araba sürüyor ve bunun sonucunda trafik kazası geçirip hayatını kaybediyor. Siz de bu adamın ölü cesedinin yanına gidip ona trafik kurallarını okumaya başlıyorsunuz. Bu adamın cesedi sizin okuduğunuz trafik kurallarını dinleyip kalkıp sizin okuduğunuz kurallara uyabilir mi? Herhalde aklı başında olan bir insan bu soruya doğal olarak hayır uyamaz çünkü o adam artık ölmüştür cevabını verecektir. Evet, o adam ölmüş, doğal olarak kalkıp sizin okuduğunuz trafik kurallarına uyamaz. Uymayı bırakın, sizi duyamaz bile. Peki, ölen bir adam düşünün. Bu adamın cenazesindesiniz ve cenazenin başında bir imam Kur'an-ı Kerim okumakta. Siz bu adamın cenazesinin başına gidip ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git diyebilir misiniz? Herhalde söyleseniz bile kalkıp sizin dediklerinize uyamaz. Neden? Çünkü o adam ölmüştür öyle değil mi? Peki bu imam neden bu cenazenin başında Kur'an okuyor? Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. Allah açıkça diriler için indirdiğini söylüyor. Fakat günümüzdeki kendisini İslam'a nispet etmiş kimi insanlar, Kur'an'ı kendileri okumak yerine ölüye okuyorlar. Ölen bir insan o Kur'an'dan ne anlayacak? O adam seni duyuyor mu ki? Duysa bile ölü sana, kardeşim bunu sen kendine okuyup öğüt alacaksın demez mi? Peki bu insanlar hangi kaynağa dayanarak bu Kur'an'ı ölülere okuyorlar? Bundan yıllar yıllar önce ortaya çıkan, her türlü uydurmayı İslam diye insanlara yutturan, her türlü bidati çıkaran Fatımi devleti tarafından mezarların üzerine ruhuna el fatiha yazma bidati çıkarılmıştır. Bu da günümüze kadar orijinalliğini kaybetmeden ulaşmış ve şu anki mezar taşlarının üzerine yazılmaya hala devam etmektedir. Bunun dine sonradan eklenen bir bidat olduğunu ve İslam'da hiçbir şekilde yerinin olmadığını şöyle kanıtlayabiliriz. Peygamber zamanındaki sahabelerin mezar taşlarının üzerine ölen kişinin ismi ve altında da olması gereken amen billah ve kefertü bi tağut yani tağutu reddetti, Allah'a iman etti cümlesi yazmaktadır. İslamiyet uğruna canını feda eden bu insanların aklına ruhuna el Fatiha yazmak gelmemiş mi ki bu adamlar yazmamış? Demek ki Fatiha suresini mezarda ölüler için değil, namazda kendimiz için okumamız lazım. İslamiyeti herhangi bir insandan değil de yaratandan ve onun peygamberinden öğrenmek daha mantıklı ve akıllıcadır.. <laughs>